Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler deyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz? Arkadaşlar, burada ben sizlere birlikte mercimek kafatesi yapacağım. Onun tarifini ve videosunu sizlere çekmek istedim. Umarım sizler tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Eğer kanalımı yeni gördüyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Abonelikler, yorumlar tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi sizlere yapmaya tarifine geçelim. İlk önce biz değerli izleyicilerim 1 su bardağı mercimeği, turuncu mercimeği, sarı mercimeği isteğin deyişiyle 2 su bardağı suyla haşladık. Bunun salçalı soğanlı sosu içinde 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay bardağı sıvı yağ, bunları güzelce kavurduk. Sonra değerli izleyicilerim mercimeğin içerisinde haşlanırken de 1 su bardağı ince kısırlık bulgur koyduk. Bunları da güzelce bir karıştırdık. Ağzını kapattık tencerenin. Hepsini birlikte birleştirdik değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi üstüne de baharatlarını koydum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim. Yarım bağ şöyle maydanoz. Şöyle bir bağ yeşil taze soğan görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizlere bir de yoğuralım değerli izleyicilerim. 2 çay kaşığı da tuz kullandık. Sizlere de onu da söylemek istedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim hepsini güzelce karıştırıyorum. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz? Ben çok şükür iyiyim değerli izleyicilerim. Sizlerin karşısına yine geldim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mercimek köftesi yapıyorum sizlerle birlikte. Buyurun gelin hep beraber yiyelim içelim değerli izleyicilerim. Maydanozun demetin değerli izleyicilerim 3 TL'den aldık. Soğanı 7 TL'ye aldık değerli izleyicilerim. Normalde ben değerli izleyicilerim soğan dikerdim daha ucuz olurdu ama 7 TL'ye değerli izleyicilerim 1 kilogram iskelen alıyordum. Bir sürü oluyordu ama bu sene yapmadım değerli izleyicilerim. İskelenlerin yerinde domatesler var. İnşallah onları da dikerken sizlere gösteririm. Kışa doğru dikeceğim soğanlarımızı da. Sizlerle çekip paylaşırım inşallah. Umarım tariflerimi ve videolarımı beğeniyorsunuzdur. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Buyurun gelin beraber yiyelim içelim değerli izleyicilerim. Yapması gerçekten çok kolay, çok pratik. Denizden hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar, saygılar. 81'limize Almanya'ya, Fransa'ya, Kanada'ya, İsviçre'ye ve beni diğer tüm izleyenlerime İstanbul'a, Antalya'ya, Ankara'ya, Denizli'ye, beni denizden izleyen izleyicilerime selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Ailem gibi oldunuz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize dualar ediyorum. 3000 abone olduk sizler sayesinde. İlk önce Allah'ım sayesinde, sonra sizler sayesinde değerli izleyicilerim. Benim videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde gün gün abonem daha da fazla artıyor. Benim videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Oğuzhan'ın Dünyası YouTube kanalında kalın. Sizlere söylemiş olduğum gibi aboneliklerim tamamen ücretsizdir. Bir de abone olduktan sonra değerli izleyicilerim yanındaki zil butonunu aktif ederseniz çok sevinirim. Tümü yaparsanız çok sevinirim. Yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Cumartesi gününde sizlerle birlikte taze fasulye çizmiştim. Kurutmak için kışa. Bugün de işte değerli izleyicilerim böyle bunu yapıyorum. Sizlerle birlikte. Şöyle güzelce görmüş olduğunuz gibi. Güzelce komple her tarafına gelecek şekilde yoğuruyorum. Umarım sizler tariflerimi sevip beğeniyorsunuzdur. Videolarımı sonuna kadar izliyorsunuzdur. Yeni gelen izleyicilerime de buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Almanya'daki Saliha Akgöz'e selamlar olsun. Antalya'daki Mehmet Burç'a selamlar olsun. Halil abiye selamlar olsun. Ayşe ablaya selamlar olsun. Ve diğer tüm aklıma gelmeyen adet izleyicilerime selamlar olsun. Leyla ablaya selamlar olsun. Beni izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Aklıma gelmeyenler lütfen kusuruma bakmayın. Video karşısında gerçekten heyecanlanıyorum birazcık. Kamera açılınca ne konuşacağımı bile unutuyorum bazen değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her tarafında güzelce böyle yoğurmanız gerekiyor. Böyle komple güzelce
yoğuruyorum. Değerli izleyicilerim, böyle yoğurursanız gerçekten çok güzel oluyor. Allah'ım kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Kışlık hazırlıkları da devam ediyor. Sosluklar falan. Salça, tarhanamız da değerli izleyicilerim güzelce kurudu. Bugün de sizlere bunun tarifini, videosunu çekmek istedim. İlk başta anlattım sizlere. Çünkü yaparken değerli izleyicilerim sizlere çekme fırsatım olma tripodum mutfakta değildi, içerideydi. Bunları yaparken de alıp gelmeye fırsatım olmadı. Tripodum kutusunun içerisindeydi değerli izleyicilerim. O yüzden en iyisi yapıp izleyicilerime, değerli takipçilerime bir çekeyim dedim. Abilerime, ablalarıma dedim. Sizlere de paylaşayım dedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsini bir tarafa gelecek şekilde yoğuruyorum. Güzelce özleşsin diye. Az sonra sizlerle birlikte limonunu sıkacağız. Onunla da güzelce bir yoğuracağım. Yağı falan şimdi, yani değerli seyircilerim, hepsi içinde. İsterseniz içerisine zeytinyağı koyabilirsiniz. İsterseniz çekirdeği koyabilirsiniz. Sizlere kalmış, sizlerin damak tadına kalmış, hangi şekilde seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Biz içerisine çiçek yağı koy, zeytinyağı koymak, çünkü zeytinyağını çok sevmeyiz biz. Bu yüzden değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi parmaklarımla da güzelce bastırıyorum. Şöyle olacak işte değerli izleyicilerim. Birazcık daha yoğurayım. İki elimi batırmayayım, çünkü iki elimi batırırsam diğer elimle böyle döndüremem. Böyle döndürmek için iki elimi batırmıyorum. Hem de hamur işlerinde de değerli izleyicilerim, ben öyle iki elimi batırmayı sevmem. Şöyle tek elimle yoğuruyorum güzelce. İçerisine şimdi değerli izleyicilerim sizlerle birlikte limonunu da sıkacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi limon yumuşacık oldu. Şurasından batırıyorum tam. Şöyle kürdana. İnterneti görmüştüm bu şekilde değerli izleyicilerim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi internette oluyordu ama oluyor değerli izleyicilerim, görmüş olduğunuz gibi. Böyle koyunca şey oluyormuş değerli izleyicilerim, bayatlamıyormuş. Şurasından çünkü bir delik açtığımız için. Biraz şöyle içerisine koyayım. Şöyle en sonuna kadar getireyim. Şöyle içerisine biraz sıkayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Her tarafına gelecek şekilde sıkıyorum değerli izleyicilerim, görmüş olduğunuz gibi. Sizlere de şöyle göstereyim. Gerçekten yapması çok pratik, çok basit. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. İçerisine ne bir çekirdek gidiyor, ne başka bir şey gidiyor. Gerçekten çok kolay. Mercimek fiyatları, bulgur fiyatları da gerçekten çok pahalanmış. Ne zamandır hiç markete gitmemiştim, fiyatları görünce aklım uçtu. Pazardan marketler daha pahalı. Benim bu söylediklerime bazıları gülüyordur da bilmiyorum artık. Biraz komik olmak iyi oluyor bence. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzelce sıkıyorum. Biraz daha şöyle yoğurayım. Bence tam kıvamına geldi değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi artık iki elimle yapabilirim. Şöyle bir yere toplayayım değerli izleyicilerim. Şöyle artık alıyorum. Şurada da tabağım var. Sizlere de şöyle göstereyim, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle artık şuradan şöyle toparlayıp alıp koyacağım sizlerle birlikte. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hepsini teker teker yerleştireceğim. Sizlerle birlikte bugün de sohbet eşliğinde bunu yapmak istedim. Beni izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah'ım razı olsun. 3000 aboneleri de geçtik sizler sayesinde, iyisiyle kötüsüyle. İyi günümüz de oldu, kötü günümüz de oldu. Sizlere çekip paylaştım.
Sizler de izliyorsunuz, beni takip ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. İzlemeleriniz için çok sağ olun, var olun. Şöyle güzelce hepsini toparlıyorum. Sizlere günlük hayatımı, günlük yaşantımı vloglarımla paylaşıyorum. Bazen yemek oluyor, bazen günlük vlog ne yaptıysam onu çekiyorum değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel güzel. Hepsini toparlıyorum, koyuyorum. Yemek tariflerimi yapıp beğenen, yapan çok oluyor değerli izleyicilerim. Beni izlediğiniz için, beni tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni izlemeden geçmeyin değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım. Beni Denizli'den de bayağı birçok takip eden varmış, bilmiyordum. Yorumlarda yazdıklarında gördüm. Denizli'de olanları da beklerim. Şöyle güzelce. Sizlere biraz kendimden bahsedeyim. Adım Oğuzhan. Aşçılık okuluna gidiyorum. Annem babam ayrı. Dedemgil'de kalıyorum. Sizlere işte günlük hayatımdan, günlük yaşantımdan böyle videolar paylaşıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sizlere şöyle elimle göstereyim nasıl yaptığımı. Şöyle hepsini teker teker güzel güzel bastıra bastıra yapıyorum değerli izleyicilerim. Parmaklarım izin veriyorum çiğ köftede olduğu gibi. Bunlar böyle kıvırcık marulla yenecek. İsterseniz direkt diğer göbek maruldan da alabilirsiniz. Onunla da güzel oluyor. Ama böyle kıvırcık marulla tabii daha güzel oluyor. Biz hep bunu yapıyoruz değerli izleyicilerim. Misafirler geleceği zaman gerçekten çok kolay, çok pratik bir tarif oluyor. Ne zamandır köye de gidemedik. Köye gidersek inşallah sizler de köylerden videolar çekelim. Köye gidince köyden de video atlayan izleyicilerim, abilerim, ablalarım çok olmuş. Onlara da videolar çekip atacağım. Bazen yorumları değerli izleyicilerim geç dönüş yapıyorum. İşlerimiz oluyor. Dışarı bir yere gidiyoruz. Gezmeye gidiyoruz. O yüzden sizlerden de o yüzden çok özür dilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsini teker teker topluyorum. Hepinize gerçekten çok dua ediyorum. Hepinize çok duacıyım değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Ben sizleri fazla sıkmayayım. Şöyle ben diğerlerini de yapıp toplayayım, böyle yapayım değerli izleyicilerim, sıkayım diğerlerini de. Sonra sizlerle birlikte görüşelim inşallah. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi mercimek köftelerimi hazırladım. Sizlere de şöyle göstermek istedim. Umarım tarifimi, videomu beğenmişsinizdir. Beni izlemekten memnun kalmışsınızdır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'ım hepinizden razı olsun. Başka videolarında, paylaşımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Oğuzhan Dünyası YouTube kanalında kalın.